Parti hoş geldiniz. Hatırlarsanız ikinci partimizde artık filmlerimizi getirmiştik. Gördüğünüz gibi filmler listelenmişti. Bu partta da birazcık daha böyle tasarım ve diğer dataların getirilmesi ve artık böyle ana ekranın birazcık şekillenmesi üzerine bir part olacak. Bu önümüzdeki part en azından 2-3 part böyle olacak. Şimdi bizim şöyle bir problemimiz var. İlk önce bunların aynı hizada olmaması birinci problemimiz. Örnek veriyorum mesela bunlar kendine göre şekil almakta. Çünkü bit %100'üne göre kontrol ediyorlar. Ama ben mesela 185 piksel olduğunu söylesem buna ki zaten bu 185'miş. O zaman 500 piksellik getirsem hepsini yapsam böyle dağılır ama ön imajdan itibaren yapmak lazım bunu. Söylemek lazım. Ion kartlara da bunları belirtmek lazım. Bakın mesela burada kendi ayarlamış haliyle. Ama ben burada kendim ayarlasaydım daha şey olurdu. Büyük ihtimal o da zaten slider'ların şeyinden dolayı. Ama asıl problemimiz bu değil. Yavaş yavaş başlayalım. İlk önce bizim şu aşağıdaki dotlarımız gözükmemesi gerekiyor. Yani görüntüyü aslında kirleten bir şey. Şimdi ilk işimiz bu slider'ları düzeltmek olacak. Şimdi slider'ları da düzeltmek için de slides'ın IOS'u var ve Slides'ın MD dediğimiz Android için görsel var. Şimdi her ikisi için de şey yapmamız lazım. Bunu UI komponentinden de görebilirsiniz arkadaşlar. Burada çıkmayacaktır. Yalnız şeyin slider'ların bullet background diye bir attribute'ları var. Bullet background'larını transparent yapıyorum. Aktif hallerini de yapıyorum ki aktif hali de gözükmesini istiyorum. Sanırım böyleydi. Evet. Şu an evet, compile etti kendini. Bakın, şeyler gitti arkadaşlar. Bullet'lar gözükmüyor artık. O nokta nokta gösterilen görseller yok. Ama hala bir takım sıkıntılarım var. Örnek veriyorum. Mesela şuradaki Shadow Blue görüyor musunuz? Bu iOS ekosistemine özgü bir Shadow'luk. Shadow'luğu size bulursam kartın Shadow'luğunu göstereceğim. Bakın buradaki bir background Shadow'luk var. Pardon, şu. Şimdi ben bu Box Shadow'un Android cihazlarda da olsun istiyorum. Unique bir daha doğrusu Unique dedim, özür dilerim. Bütünleşik bir sistem olması için. Bakın buradaki Shadow'luk daha keskin. Ama şöyle yazalım istiyorsanız. İlk önce bu imajların ortak bir yörüngede bulaşması lazım. Bu shadowluktan daha önemli bir şey. O yüzden şimdilik o shadowluğu bırakalım bence. Şöyle yapalım. Buradaki biraz daha soft zaten. O softluğa ulaştıracağım ben ikisini de. Şimdi imajlarımız neden ortak gelmiyor? Bunun birkaç sebebi var. Evet, ilk önce şey yapmamız lazım. Biz hatırlarsanız deneme amaçlı şuraya bir V 185 yaz. Bunlar aslında imajın bit'i. Yani bunu zaten diğer video serisini takip eden arkadaşlar biliyordur. Bu bizim gelen posterlerimizin çözünürlüğünü ortaya koymakta. Daha yüksek çözünürlük koyduğumuz vakitte daha yüksek çözünürlüklerde görsel olarak buraya gelmekte. Ama burada hala bir sıkıntı var. Çünkü biz mesela ana imaj gördüğünüz gibi 500'e 750 olmasına rağmen
şeyler birbirini tutmuyor. Şimdi tutmamasının birkaç sebebi var bu arada. Birincisi mesela title'lar. Mesela title'ların font size'ları çok büyük. Örnek veriyorum, mesela 12 piksel olsaydı, bakın mesela buna yakın bir değer oluyordu. Çünkü sığmış olacaktı. Şimdi bunun birkaç yöntemi var yapmanın. Örnek veriyorum, şunu yapabiliriz. En fazla böyle uzun isimler için yer ayrılabilir. Ve bunun altında da general'ler gelecek, biliyorsunuz. Şimdi bunlar için bir yer ayarlanması gerekiyor. Yani şu kart title'ları için bir yer ayarlanması gerekiyor. Ya da font size'la da halledilebilir bu. Yani belli bir statik bir yerde ayrılacaklar bunlar, font size'ları. Altına da belli bir padding ve yükseklik verilmesi gerekecek. O yüzden şöyle yapalım isterseniz. Şuradan başlayalım. Biz bir card title diye bir şey oluşturalım. Ve burada nasıl font veriliyor onları da göstereceğim. Ben daha önceki girmeden önce, yani bu video serisini çekmeden önce Unity'de yaptığım denemelerde Nunito ismini verdiğim bir font kullandım. Daha doğrusu ismi verilen bir font kullandım. Ama şimdilik o Nunito'dan bahsetmeyeceğim. Diyelim ki height'ını 85 piksel olsun şimdilik. Header'ımızın da padding'in de 10 piksel olduğunu şey yapalım. Bu kısımları açıklıyor olacağım zaten. Şu aslında yapmak istediğim. Gördüğünüz gibi bir kart header'ım var zaten. Şimdi ben bu kart header'ımın klasının kart header isminde olmasını planlıyorum. Title'ımın da kart title olmasını planlıyorum. Yani şuradaki yazdığım şeyleri burada aslında set etmiş olacağım. Aslında subtitle'lar içinde, ki bunlar genre textlerimiz olacak bizim. Genre text diyelim biz buna. Affedersiniz. Şimdi bu genre textlerimizin de kendi içerisinde content olarak sıkıştırılabiliyor olması gerekiyor. Buraya şimdilik bir şey yazmayacağız aslında, ama aynı fontta bulunmasını isteyeceğiz bunun da. Aslında font için duracak bunlar. Şimdi buraya geldiğimde gördüğünüz gibi şu an mesela bütün şeylerim stabil. Yani aynı hizadalar. Ve şu için, yani general'ler için sabit bir aslında şeyim var, alanım var. Yani şuraya kadar artar. Tabii ki de bu arttırılabilir. Mesela ben title'lar için alan bıraktım ve header'ı komple 85 yaptım. Daha fazla da olabilir. Yani 100 de yapabiliriz istiyorsanız. 100 piksel deneyelim. Şöyle bir alanda bırakılabilir. Hatta belki böyle bir alan daha ideal olacaktır. İstiyorsanız şuradan hemen onu bir 100 piksel yapalım. Şimdi asıl meselemiz bu generlerin getirilmesi, bildiğiniz üzere. O yüzden biz şimdi burada bir durduracağız. Kontrol C yapıyorum. Konuşmuştuk hani bir önceki videoda. ng-generate fonksiyonu sizin aslında ne generate edebileceğinizi seçtiğiniz bir fonksiyon. Ya yani buradan da seçebilirsiniz, ama ng-generate servis. Biz şimdi genre'lere geçireceğimiz için genre servis diyoruz bu isme. O bizim için test ve kendi çekeceği olan datayı yaratıyor gördüğünüz gibi. Tabii ki de biz bunu gene alacağız. Servislerimizin altına hepsini toplamak istediğimizden dolayı move edeceğiz. Diğerini de öyle. Bu tamamen projenin düzgün bir yapıda olması için gerekli olan bir şey. Evet. Şimdi generlerimiz geldi buraya.
Diğer Cenri başka yere mi geldi acaba? Oh, yanlış bir şey taşıdım. Apı taşıdım yanlışlıkla. Cenri'yi taşıyacağım yerde apı taşıdım. Tamam. Şimdi doğru taşıdım. Evet. Gördüğünüz gibi bu bizim test servisimiz. Cenrimizin. Bu da asıl servisimiz. Biraz ezbere kaçıyor gibi olacak ama cenrilerimizi daha önceki videolarda hatırlarsanız çekmiştik cenri listemizi. Burada cenri listemiz şuradan bir açayım. Evet, cenri listemiz burada hatırlarsanız şunu da şöyle silersem. General slash movie slash burada çıkmamış olabilir ama list şeklindeydi. Bir saniye rica edeceğim. Tabii ki de şurayı sileceğim. Şöyle olması lazım. Evet. Bu şekilde generallerimizi listede çekiyorduk. Şimdi bu aynı linki kullanacağız. Tabii ki de. Pardon. Şunu büyüteyim istiyorsanız. Sonuçta yanda emülatör çalıştırmadığımız için. Evet. Burası bizim constructor'ımız yeri. Hatırlarsanız burada da aynı şeyi yazmıştık. Bir bakayım buraya. Evet. Bunu kopyalayacağım. Çünkü aynı neredeyse. Sadece link değişiyor şimdilik. Ve Cemre Sel şu isim bir de değişiyor da. Aslında bu isim bizim verdiğimiz constructor ismi. General Service diyebiliriz buraya. Fark etmez. Buraya da şuradaki linki kopyaladık mı? Buraya yapıştırıyoruz. Daha sonra buraları zaten düzeltiyor olacağız. Evet, bu da gene aynı şekilde kendisini çekiyor olacak. Şimdi biz hazırda servisimizi yazmış olduk bu sayede. Zaten GN servisimiz hali hazırda var. Şu an. Şimdi gelelim asıl bu GN servisin çağrılacağı kısma. Pardon, tabsları açtım. Affedersiniz. Tab 1'i açacaktım. Heh. Şurada. Şimdi hatırlarsanız biz bir movie'leri çekeceğimiz bir list, bir assign fonksiyon yazmıştık. Bu assign fonksiyonun aynısını şurada getGenres diye yazacağız. Aslında diğer projede olduğu gibi ilk başta generler çekilecek. Ondan sonra generlerden sonra diğer listeler çekilmesi gerekiyor. Genel servisimizi de burada yazmış olduk. Burada genel servis evet get movies'e gidiyor. Bunun ismini de değiştirelim. Anlam karmaşasını değiştirmek için onu unuttuk arkadaşlar. Get genel bunun ismi. Buradan kapatıyorum hemen kendisini. Get genel diye düzeltiyorum. Bu da bize sonuçta bir result döndürecek. Tabii şunu da döndürmemiz gerekiyor. Şimdi dönen bize değişken tipi result şeklinde dönmüyor arkadaşlar. Fark ettiyseniz tamamen generis diye bir array dönmekte ve ID ve name'leri bulunmakta. Şimdi dolayısıyla biz modelse bir de GenerTS diye bir şey yapacağız. Export class generis diyeceğiz buraya. Burada hatırlarsanız ID number pardon. Kontrolü kaybettim bir an. Name de string bir ibare. Tabi bir tane daha exportumuz olacak.
klasımız olacak. Aslında bunu şöyle yapalım istiyorsanız. Bu Mayere olsun ismi. Bunun ismi Cemris olsun. Çünkü analiste Cemris olduğu için Cemris isminde bir array, myarray tipinde bir değişkeni olduğunu söyleyelim kendisinin. Ve buraya dönerken de Cemris şeklinde bir dönüş yaptıralım. Tabii ki de bize hata vermekte haklı arkadaş. Bu movie kullanılmayacağı için de burada yer almasının hiçbir anlamı yok. Evet. Tabii ki de dönen bize generis olacak. Response'dan dönen array olarak. Konsolda hadi yazdıralım şimdilik. Yer almayacak ama. Evet, burası kritik. Çünkü bizim nasıl ki bu movies datalarımızı tanımlamıştık ilk başta any diye. Şimdi generis data diyelim buraya. Any diyelim. Constructor'ımızın çağrıldığı yerde de arkadaşlar generis datalarımızı bir array olduğu için şöyle bir boşaltalım ilk önce. Şimdi burası da generis data. Şimdi burada herhangi bir işlem tabii ki de yapmayacağız. Bu çünkü ön bir işlem. Ama generis dataların işlemleri bittikten sonra aslında get return servisleri çağırmak gerekiyor. Tabii dist demediğim için get return movies'leri çağırmam gerekiyor. Dolayısıyla ilk başta gelecek olan aslında get generis. Ondan sonra bu çağrılacak. Tabii burada bir işlem daha yapacağız. Hatırlarsanız bizim for içinde burada bir for yazmamız gerekecek. Çünkü string generis işte şöyle yapı. Neden böyle bir hata verdin? Şöyle mi yapmam? Yok. Niye bu syntax hatası verdi? Unexpected bilmem ne diye. Allah'ım. Angular yazdığımı unuttum da bir an. Ondan. Bir for döngüsü yapacağız arkadaşlar. Burada da variable j eşittir 0. Tabii ki de j küçüktür. This nokta generis datanın length'i kadar dönecek arkadaşlar. Bu generis datamızın içerisinde de hatırlarsınız bu bizim movie TS'imizde generi IDs'ler vardı. Şimdi generi ID'leri bulmam gerekiyor. Daha doğrusu bu benim hatam, my bad. Bu aslında özür dilerim şu kadar dönecek. Generi IDs'lerin şeyi kadar dönecek. Ve bu dönerken de şeyin içinde arayacak. Find index yapacak. O yüzden bir var index eşittir diyeceğiz. This nokta generi data nokta find index. Burası formal olarak kendi içerisinde J'nin içerisinde J'nin datalara göre ayırması lazım. ID'lerine göre araması lazım. Özür dilerim. Şurayı şöyle yapacağız. ID diyeceğiz. Eşit diyeceğiz. Bunu bulması gerekiyor. Yani J'nin datanın ID'si ile J'nin ID'si'teki numaranın örtüşmesi gerekiyor. Eğer index eksi birden farklıysa da generis artı eşittir
Pardon, artı eşittir. Bulduğu indekse göre name'ini yazdırıp poposuna da bunu eklemesi gerekmekte. Bütün bu işlemlerin ardından, yani for döngüsünün ardından sondaki virgülün kalmaması için iki karakter sildirilmesi gerekmekte. O yüzden Cemre'sinin değeri substring 0 virgül generis.length-2 olarak belirlenecek. Ve ardından bizim burada bir ekleme yapmamız gerekmekte. Çünkü biz burada bunun olacağını tahmin etmediğimiz için generis deyip string olarak bunu da basmamız gerekecek. Hemen şunu alıp nokta generis'inin generis olduğunu söylememiz gerekiyor. Ve burayı isterseniz bir debugger kullanalım. Şimdi normalde debugger işe yaramakta Angular projelerinde. Ancak Unity'de kullanırken de etkili mi bu? Bir görmüş oluruz bu sayede. Ardından yaptığımızı kontrol ediyor olacağız. Evet, filmler geldiğine göre bazı şeyler yolunda demektir. Bir bakalım, 19 tane listemiz de burada action diye de yazmakta. Debugger sanırım şurada F12 açıkken işe yarar burada arkadaşlar. Bilginiz olsun. F12 açık değilken, yani şu konsol açık değilken debugger aktif halde değildir. Şimdi movie statımız belli. Şimdi FN F10'la ilerliyorum. Geldim. Mevcut Emin Cemre ID'sine bakacağım şimdi. İyi sıfır iken. Şunu kopyalıyorum. Şurayı birazcık yukarı çıkaracağım. İzninizle. Nokta Cemre ID'leri bunlarmış mesela. 12'ymiş ilk başta bulduğu şey. Bakalım 12'yi tespit edebiliyor mu? F10'la ilerliyorum. İndekse bakıyorum. Her ne hikmetse burada gözükmüyor ama indeksi buldu. Bir değerini buldu. FNF10 dedim. Genius hala gözükmese de Adventure olduğunu buradan tespit etti. Zaten konsola yazacağı için F8 deyip devam ettiğimde konsolda en son bütün bir işlemlerin ardından yazıyor olacak. Hatta şöyle kapatayım. Açayım. 20 ile de görüyor olacağız. Bakın burada zaten yazdı. Doğru bir işlem yapmışız. Şimdi bizim tek yapmamız gereken, biz hatırlarsanız buraya şimdi bir geçici olarak subtitle'ına HTML sayfasında title yazmıştık movie'nin. Bunun yerine Cemre'sini yazacağız arkadaşlar. Tabii ki de debugger'ı kaldırmamız gerekecek bu arada. Çünkü duracak orada. İstiyorsanız şöyle yapalım. Hemen bir debugger'ımızı kaldıralım. Sadece test amaçlı koyduğumuz debugger'ımızı kaldıralım ve bir refresh atalım şuraya. Ve gördüğünüz gibi filmlerimizin türleri de gözükmekte. Gayet de başarılı olarak gözükmekte. Dilerseniz bu videoyu burada bırakalım. Bir sonraki videoda artık popüler filmlerin getirilmesi ve
artık ana sayfanın header kısımlarının oluşturulması gibi dizayn işlerini halledelim. Bu videoluk bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.